İlginç bir konu. Az önce ufak bir satır başı olarak verdik sevgili izleyiciler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları bana kalırsa, şu anda okuduğum kadarıyla, yayına girmeden önce baktığım kadarıyla, yarından itibaren çok tartışma yaratacak konular gibi gözüküyor. Özellikle İyi Parti'nin tepkisi merak ediliyor. Çünkü İyi Parti içerisinde de bir takım tartışmalar başlamış Ali Babacan'ın bu açıklamalar üzerine. Şimdi Barış, seçim tarihiyle ilgili söyleyeceklerim var. Evet. Şimdi Gürkan, Deniz'in verdiği bilgiler AK Parti kulislerinde konuşulan bilgiler, doğru. Yani 14 Mayıs'ı konuşuyorlar. Fakat AK Parti içinde bazı siyasetçiler de seçimin birinci turunun 30 Nisan'da, ikinci turunun da 14 Mayıs'ta gerçekleşebileceğini söylüyorlar. İkinci tura hesaplıyorlar mı kalacağını? Ben bugünkü TV100'deki yazımda da yazdım. Hiçbir cumhurbaşkanı adayı birinci turu geçemiyor. Ve seçim mutlaka, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. O yüzden AK Parti'deki ağırlık görüş, Deniz'in dediği gibi 14 Mayıs'ın birinci tur olması. Fakat bazı kesimler de diyorlar ki 30 Nisan'da ilk tur yapılmalı. Seçim ikinci tura kaldığında da bu 14 Mayıs'ta olmalı. Mayıs'ın sonuna bırakmamalıyız diyorlar. Ve bununla ilgili de Ankara'daki bir kaynağım şunu yollamıştı bugün bana. Diyor ki resmi gazetede yayınlanan şu bilgiye dikkat edin. Buğday, mısır ve arpada 30 Nisan 2023, aspir, ayçiçeği ve kanolada 31 Mayıs 2023'e kadar gümrük vergisi sıfır olacak. Yani bunlar tamamen çiftçiyi... Seçime yönelik bir yatırım. Tabii çiftçiyi rahatlatma yönelik, özellikle ithalat, ihracat yapan yurttaşlarımızı rahatlatma yönelik kararlar. Çünkü bak dikkat et, emeklilikte yaşa takılanları şu an için en azından kanun teklifi henüz gelmedi. Meclise görmedik içeriğinde ne var. Ama şu an için kamuoyunun genel bir memnuniyetini yakalamış gibi görünüyor. Ama tabii ki bugün İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'nde yazdığı eleştiriler de vardı. EYT'lilerin hak kaybına uğradığına yönelik. O ayrı bir tartışma konusu. Bakıyorsun diğer konular tek tek gündeme getiriliyor ve çözülmeye çalışılıyor. Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçimin Haziran'a kalmasını çok fazla istemiyor. Şimdi ben de benim aldığım bilgi de Nisan ayının sonu, Mayıs ayının ortasına doğru bu işin kesinlikle bir şekilde gerçekleşeceği. Bu konuda eğer seçim tarihinde yapılırsa Gürkan, 18 Haziran'da yapılırsa anayasa 101'e göre Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Ama şimdi anayasaya da baktım. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönem komisyonda da dile getirmiştim. Anayasada boşluk var. Hangi boşluk ne var? Gibi? Erdoğan meclisi feshedip erken seçime götürürse üçüncü kez rahatlıkla aday olabiliyor. Önünde hayır, bir tartışma olmuyor. Hayır, orada Barış çok net şey diyor. Meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir diyor. 116. madde. Erdoğan feshederse kendisi aday olamıyor. Yani o da tartışmalı bir konu ama hayır, muhalefet, muhalefet buna itiraz etmediği için ben Erdoğan'ın adaylığı konusunda herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bana kalırsa üçüncü kez 18 Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde aday olamaz. Çünkü üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmiş oluyor. Bizim anayasamız çok net. Bir kişi iki kez olabilir diyor. Ama muhalefet buna itiraz etmiyor. 2007'de değişti biliyorsun. Burada ne yapması referanduma lazım? Referanduma gidildi ve referandumda anayasa değişikliği yapıldı bununla ilgili. Cumhurbaşkanı ilk Cumhurbaşkanı 3 senedir çıktığı günden beri tartışıyoruz. Türkiye'de artık anayasa uygulanmadığı için anayasa üzerinden konuşmak ne zaman da çok mantıklı. İstersen senden değil. Sonra da konuşalım tamam. Ama ilk Cumhurbaşkanı seçil kısa geçeyim. 2014 yılında Cumhurbaşkanı olduğu zaman yanında hükümeti kim kurdu? Hükümeti 2014'te hükümeti kim kurdu? Davutoğlu. O zaman başbakanlık vardı. Demek ki o cumhurbaşkanıyla sonraki cumhurbaşkanı aynı değil. Anayasal olarak aynı değil. Kabine kuramayan bir cumhurbaşkanı. Ya sembolik kardeşim, bir cumhurbaşkanı. Bir şey 2014'te ona bakarsan sonra yasa değişti ve bizim anayasamızda ona bakarsan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi kaç kere kurdu cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir tanım da yok.
Var canım. Cumhurbaşkanlığı yok, hükümet kabinesi işte. Hepsi boşlukta. Bunu arkadaşlar. Yani niye boşlukta? Bin kere anlattılar. Ersan burada noktayı koydu ya. Yani kim koydu noktayı? Ersan Şen bu. Şimdi burada Gürkan. Burada bir erken. Koydu. Ersan Şen burada noktayı Ersan koydu. Ersan Şen otorite mi canım bu konuda yani? Ama ya, hukukçu olarak bizden daha otorite. Yani şimdi Şaban şunu bir söyleyeyim de. Anayasayı okumayı hep AKP başka hukukçular da olamaz diyor. Bak burada erken seçime ne zaman gideceğine ilişkin gazeteci Ömer Şahin Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 Şubat pazartesi günü erken seçim kararı alacağını yazmış. Yani Ömer Şahin'in iddiası bu. Burada erken seçime gidebilmesi için 360 oy gerekiyor. 360 milletvekilinin imzası gerekiyor. Fakat kim Ömer Şahin? Ömer Şahin şey ya. Ankara'da gazeteci. Ankara temsilcisi. AKP'ye yakın bir gazeteci. Ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Tanımıyor musun? Evet tanımıyorum. Ya tanımayabilirsin. Şahit getirdiğin kişiyi tanımıyorum. Arkadaş kulis yazmış bir şey demedik ya. Hangi gazetede? Hayır bir dakika Ömer Şahin. Hangi gazetede? Ya Ömer Şahin nasıl tanımıyorsun? Zaman gazetesinde çalışıyordu. Eski Zaman gazetesinde çalışıyordu. TRT'de çalıştı. Şimdi nerede? Efendim? Şimdi ABC gazetesinde çalışıyor. Şeyde Radikal'in Ankara temsilciliğini yaptı bir dönem. Eski bir gazetesi. Arkadaşımız kulis yazmış. 13 Şubat'ta Erdoğan açıklayacak deniliyor demiş. Tamam mı? Ya şimdi bakın burada 360 milletvekilinin imzasına gerek var erken seçime gitmek için. Fakat AKP ve MHP'nin oyları ve Büyük Birlik Partisi'nin oyları buna yetmiyor. Muhalefetten ancak 25 milletvekili ya da 26 milletvekili de imza verirse meclis erken seçim kararı alabiliyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı meclisi feshedip erken seçime götürecek. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman muhalefetten böyle bir şey istemez söyleyeyim size. Anayasada tabii şimdi burada dostlarımız da gönderiyorlar. Ben neden anayasaya ne çok girmek istemedim? Şunun için çok girmek istemedim. Anayasa artık çok uygulanmadığı için anayasanın hükümleri. Tabii ki anayasanın mesela 3. fıkrada açık açık şöyle yazmış. Bir dostumuz da yollamış. Cumhurbaşkanının 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir daha aday olabilir diyor. Yani Şaban'ın dediğine doğal, doğru 3. fıkrada. Ama kendisi feshederse olamıyor. Kendisi feshederse olamıyor. Ama anayasada da bu konuda da boşluk var. Bunu biz o dönem komisyonda da çok tartıştık. Yani X kişi Cumhurbaşkanı seçildi. 5 yıl görevini yaptı. İkinci kez seçildi. 5 yıl daha görevini yaptı. İkinci döneminin sonunda seçimler yaklaşırken meclisi feshedip erken seçime giderse Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Bu çok hayır, tartışıldı. Hayır olamıyor. 2028 için sizin kafanız ama karışmış. Arkadaş. 2028'i konuşuyorsunuz. Daha 2023 olmadı ya. Mustafa Şentop da o dönem hacı o anayasa görüşmelerinde komisyon başkanıydı. Tamam mı? Bunların hepsi orada tartışıldı. Bunlar tabii aslında teknik konular. Anayasa, o zaman hacı CHP gidecek ve Erdoğan aday olmaması için anayasa mahkemesine başvuracak. Hacı. Bak, anayasa mahkemesi yüksek seçim kurulu. Erdoğan aday olamayacaksa çıksın başvursunlar. Hacı bak ben muhalefet lideri olsam Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamaz derim. Ama muhalefet diyor ki gelsin aday olsun sandıkta yenelim öyle ve artık bu hesapta burada bitsin diyorlar. Öyle bir dünya yok. Hukuk kardeşim, neyse o olacak. Hukuk ya hukuku bugüne kadar taktınız Türkiye'de mı ya? Hukuk, hangi hukuku her ya? Zaman bak. Bana ne sana göre hukuku taktınız. Sadece sen hukuku kavala ve Demirtaş'tan ibaret saydığın için. Şimdi bir sana hangi haksızlık desem bir kavala diyeceksin bir demirtaş diyeceksin. Ya kardeşim kavalayla demirtaş'a sembolsün. Sembol. O zaman 100 bin tane hukuksuzluğu verdiğin bilgiler iktidar cenahında, Cumhur İttifakı cenahında her gün bunu anlatacağız. Şunu semboldür kardeşim. 6 yıldır insanları yatırıyorsun orada. Ne sembol? Neyle yatıyor mesela kavala? Kavala ve Demirtaş dışında hukuka laf söyleyemiyorsunuz. Hayır neyle yatıyor kardeşim? Neyle yatıyor? Bir kavala bir Demirtaş. Ya hangi başka bir şey kalmadı? Cezaevlerinde insanların... Ben hakim değilim, savcı değilim. Gezi davası baştan sona hukuksuzlukla dolu. Ama siz maşallah hakim ve savcısınız. İstinaf. Siz maşallah iyi yargılıyorsunuz kardeşim, insanları Barış Bey. Ben okuyorum, size gelince, bakıyorum, takip ediyorum her gün. Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kere aday, ikinci kere aday olamayacaksa, siz bunu üçüncü adaylık olarak görüyorsanız, o zaman Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz kardeşim. Bitti. Hakkınız, hukukunuzu YSK arayacaksınız. Bakar ona, öyle gelsin, bak, seçilsin, lütfediyormuş gibi kardeşim, olmaz. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi de siz İYİ Parti de diyor ki bak bana kalsa ben o partilerin genel başkanı olsam, kurmay heyetinde olsam, hukukçusu olsam Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı aday olamaz diye gider YSK'ya dilekçe veririm. Kemal Bey korkuyor mu? Kardeşim niye korksun? Meral Hanım Kemal korkuyor Bey korksa mu? Aday olmaz. Altını merak etme sen. Korkuyor mu? Sen o zaman niye çıkıp gidemiyorum? Kemal Bey'in korkmasını falan sen bekleme boşuna. Sen korkaklıkla itham ediyorsun şu anda. Bana kalsa diyor ki ben onu sandıkta yeneceğim kardeşim. Gelsin sandıkta yeneceğim. Hukuktan kaçan niye öyle bir şey sandıkta söyleme hakkı yok. Yeneceğim ki. Diyor. Niye sandıkta yeneceğim? Yeniden bir mağduriyet hakkı üretmesin diye sandıkta yeneceğim niye diyor. Şimdi gitsen YSK evet aday olamaz dese
Vay efendim gördünüz mü yargı bürokrasisi eliyle önümü kestiler ama diyor. Bana kalsa var ya, Ali Cengiz oyunu bana kalsa YSK'dan görüş sorarım. Olmayan bir şey varmış gibi YSK, söyleyip. YSK Ekrem İmamoğlu'nun davası hakkında daha dava bitmeden İsa Sire'yi yapıyor. Efendim o aday da olsa ben mazbatasını vermem. Seçilse de mazbatasını iptal ederim diyor. Hangi YSK'ya güvenecek de Cumhuriyet Halk Partisi YSK'ya gidecek? Hangi YSK'ya güvenecek? Eleştirmedik mi? Yanlış dedik değil mi? Ya hacı senin benim eleştirmem bir şeyi değiştiriyor mu? Tabii ki değiştirir. Neyi değiştiriyor? Sen beni eleştireceksin. İktidar takıyor mu kardeşim bir şeyi? Düzgün çıksın işte. Allah Allah. Bak sen olmayan bir şey üzerinden gidip hareket ediyorsun. Sanki ülkede bir hukuk düzeni varmış da. Var. Sanki Yüksek Seçim Kurulu. Var eksiğine rağmen var. Ya Yüksek Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'nun bitmemiş davası hakkında yorum yapması, mazbatasını vermem demesi seçimlere müdahale değil mi? Yanlıştır evet. O zaman çıksın aynı YSK Başkanı. Niye Cumhurbaşkanı'nın bu tartışmalarıyla ilgili görüş bildirmiyor? YSK Başkanı'nın yapamaması gerekiyor zaten. Bildirdi. Peki bildirdi. Şöyle bir şey Yüksek Seçim Kurulu. Bana gelince YSK Başkanı'nda ayrıca o tavırdan dolayı istifa etmesi gerekiyor. Barış bir şey söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun davası var. Ama bir dakika durun. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla da ilgili görüş bildirdi ve çok eleştirdik bunu biz. Hatta öyle vahim şeyler söyledi ki önümüze geldi ben bir araştırma yaptırdım dedi. Başvurusu geldiği zaman inceleyeceğiz dedi. Şimdi bu gerçekten vahim araştırma.